Baba hangi ülkedesin sen? Norveç, İsveç, Danimarka mı? Leşit Dönmüş katil olmaya başlamış. Sen daha dur. Var mı leşin? Yok. Sıfır. Spor nedir tam olarak? Ben pek bilmiyorum. Hey arkadaşlar hoş geldiniz. Şimdi sen dizi görmüş bir insansın, dizilerde çalıştın, ettin. Evet. Sende de filmcilik var. Var var. Var. Dizi var mı sende? Var. Ne çalıştım. Var? Ankara'da günlük dizide çalıştım abi bir de. Şey mi? Ekstra mı gittin geldin yani? Yok yok. Her gün. Her gün çekilen ha. Yani yayınlanan dizi. Bir haftada 5 bölüm çekiyorduk iç içe. Dün odada oturuyoruz. Hanımla kahvaltı ediyoruz bir yerde ama kahvaltı dediğim saat 3 müne biraz geç uyandık yani. Dün saçma sapan bir durum oldu. Neyse. Sırtım dönük, o yüzden kimin yaptığını bu muhabbetin bilmiyorum. O yüzden kimseyi ifşa edecek bir halim yok. Ama belli ki dizi oyuncusu bir hanım kardeşimiz var arkada. Cak 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 bir muhabbete sardı. Efendim işte makyajını yanlış yapıyorlarmış da o makyaj oraya gider miymiş de ondan sonra ışık da öyle gözükmüyormuş da yönetmen ona bakmıyormuş da arkadaşlar da diyor ki kızım itiraz et diyorlar. Edemem diyor. Esra itiraz etti onu öldürdüler dizide diyor. Korkuyorum diyor. Böyle şeyler oluyor mu ya bizde? Gerilmiş çok acemiymiş. Makyözle gerilmişler. Makyöz böyle buna işte daha da kötü yapmaya başlamış. Beğenmediği için makyajını falan. Böyle hikayeler dinledim. Böyle kız bunlar... çok acemiymiş. Hmm. Bir oyuncunun bir sette ilk kanki olması gerekenmiş makyözdür. Öyle mi? Çünkü hep bakın dikkat edin. Kadın oyuncu takip ediyorsanız falan görüyorsunuz. Hep şeydir. Makyözlerle böyle canım. Fotoğraflar videolar koyarlar. Hayattaki en sevdikleri arkadaşlarıdır çünkü en önemli unsur. Maymun da edebiliyor. Evet abi. Bir şey söyleyeceğim yani şey yapamıyor musun? Yani bu nasıl antiprofesyonel bir durum yani makyaj mı? Türkiye. Baba hangi ülkedesin sen? Norveç, İsveç, Danimarka mısın? Gizli ortam sesi yapayım sana dedim. Yani canım. Bu hafta istek şarkısının çalmadı diye kütür kütür müzisyen öldürülen ülkedeyiz. Ay evet ya evet. Duydun değil mi abi? Yani. O yüzden makyözmüş bilmem ne mi? En büyük derdimiz makyöz olsun. Ha. Ben olacak o kadara girmek istiyorum. Abi bürokratmış üçü de ya. Evet. Öyle mi? Evet abi. Yani. Abi tutuklanmayayım şimdi ama. Evet abi inanılmaz yani bir de şey hani bakanlıkta çalışıyor. Yani her şeye geçtim. Siyasi olarak konuşmuyorum. Yani aklı başında üç insan bunlar yandı mı? Evet. Doğmuş, büyümüş, üniversite okumuş. Şey 86'lı adamların yaşı bir an ulan aynı yaştayız dedim. Yani bak yaşıtlarımız katil olmaya başlamış. Ben artık kendimi... Sen daha dur. Var mı leşin? Yok sıfır. Tabii sıfır. Bizim bir kavgaya karışmışlığın var mı Barış? Yok hiç sıfır. Bizde de yok ya. Hiç yani bir yumruk atmışlığım bile. Onu diyorum bak yaşıtlarımız evlendi, çocuk yaptı, can almaya başladı falan. Yani insanlar yaşıyor bu hayatı. Evet be. Biz bir, oturduk burada. Bir bana bir yumruk atsana ya. Bir başla. I want you to hit me as hard as you can. Ben abi hayatımdaki en büyük kavgaya lisede karıştım. O da tabii ki tahmin edebileceğiniz üzere ben ortada duruyordum yani hani bir taraf var arkadaşlarım. Yapmayın falan mıydın sen? Evet. Taraf arkadaşlarım bir taraf da var onlar da böyleler tamam mı yani şu aga inşaat vardı bizim okulun arkasında. İnşaatta buluştular karşı karşıya geldiler ben ortadayım. Hani şey muhabbet tam herkes susuyor birine bir yanlış yapılmış ama yanlış da kız arkadaşından makas mı almış öyle bir şey yani hani böyle bir yanlış. Ama yanlış geldi kulağa bana da şimdi. makas da evet, lisede falan. Ve abi ortam suskun hani bir kıvılcım bekliyor o ana şahit oldunuz mu hiç? Şş bana bak Ege falan dedi biri herifin adı Efe böyle yaptı hay Allah. Efe dedi tamam mı? Ya Efe'lenecek. Sonra... Ne diyorsun lan? Ne oluyor? Bilmem ne. Car car car. Sonra binet birbirine girdi. Ben ortadayım abi. Sen ayırmaya çalışıyorum. Sen niye gittin ya? Çünkü bunlar arkadaşım. Bunlar da arkadaşım. Mallar. Neyse. Abi orada iki kişi var. Koşuyorum ayırmaya. Tam ayıracağım. Ayrılıyorlar kendileri. Ben hiç dokunmuyorum. Burada koşuyorum. Tam ayıracağım. Ayrılıyorlar. Sonra dedim ki oh be dedim. Bir kavgada bir yumruk bile atmadan hani hoca geliyor falan dediler. Dağıldı. Ben de kurtuldum dedim. Abi üzerime bir baktım. Tekme izleri var burada. Aa. İşte o kavga anında asla anlamıyorsun onları abi. Her yerde tekme çok izleri. Çok kötü bir şey ya.
Ya nasıl? En yani, büyük kavgam budur hocam. Deşarj olmayı bilmiyor bence gençler. O yüzden böyle şey yapıyor. Bazısı mesela maça gidiyor, bağırıyor, anırıyor, sesi kısılıyor. Müthiş de işte pamuk gibi geliyor. Sesim kısıldı, kusura bakma, pamuk gibiyim ama. Ha, şey işte, devlet politikası ya zaten. Abi ergenleri spora yönlendirelim ki uyuşturucu kullanmasınlar, katil olmasınlar. Ergen evet. Enerjisi çok pis bir şey ya. Çok pis bir enerji yani. Yani bizi izleyen genç kardeşlerimize de buradan belirtmek istiyorum. Çocuklar ileride iyileşiyorsunuz. Şu an siz hastalığınızın farkındaysınız. Bilhassa liseli kardeşler. Ha, üniversite sınavı bilmem ne falan derken bir sakinleşiyorsun. O deliliği tekrar bulmak istersen spor salonuna yazılman gerekiyor. Spor salonuna yazılınca onu görüyorsun hemen. Lisedeki delilik geri geliyor böyle. Onu yaşadınız mı siz de? Abi doğru yazılımdan doğru. Ondan sonra bende şey oldu böyle. Bir coşku oluyor. Salonda falan ben hala şey oluyorum. Hoca 60 kilo ne? 70 koy 70. Abi dur gerek yok şimdi bana. Anladın mı? O böyle var ya. O böyle bir geri geliyor yani o testosteron. Hocam spor nedir tam olarak? Ben pek bilmiyorum. Spor dediğim işte şey beden. Siz niye çalışıyorsunuz evde oturmak varken? Hiç hayatımda spor yapmadınız mı? Bir şey diyeceğim. Bugün sohbet böyle şıkır şıkır akmıyor mu ya? Daha bir şey oldu değil mi? Bir daha bir tam... Ne oldu? Niye böyle buluyor? Allah Allah. Niye böyle oldu? Çok akıcı ya. Keyifli de yani. Şu neyi biliyor musun? Çünkü şu yok bak. Akşam bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi bak. Bir şey söyleyeceğim. Hiç yapamadım. O Ömer Can mı? Evet. Rahmetli çok iyi. Rahmetli. Ömer Can'ın biliyorsunuz ayağını aldırıyor şimdi. Ayak aldırma operasyonunda. Ayak küçültme. Ayak küçültme. Önce Can Türk'ten ayağını kaydırdım. Sonra Ömer Can gitti. Yavaş yavaş geriye bir tek ben kalacağım. Haberiniz olsun. Şey adı kanalında da Dede olacak. Böyle Can Sugur tek dede, başına. Dede sofrası. Dede sofrası. Kendi yiyor içiyor kendine kadeh kaldırıyor bir oradan. Deli olmuş iyice böyle. Zaten 2,5 senede tek odada kendi kendime konuşuyorum oğlum. Yayıncılık dediğinde aslında ha, doğru. Manyak bir şey böyle. Hey arkadaşlar hoş geldiniz. Paranoyaklık gibi bir şey yayıncılık işi ya. Ha, ben hiç adapte olamadım yayıncılığa ya. Çok uğraştım. Yani bir şey güzel oldu siyaset miyazı. Yani aşırı konuştum, aşırı anlattım ve bitti. 6 saat geçtiğini düşünüyorum. Bir bakıyorum süre 40 dakika olmuş. Hmm. 1, 2, 3 yok. Tabii. Benlik değil abi. O başka bir performans. Bir de tiyatrodan gelme, sahne tecrübesinden gelme şöyle bir şey var, hissiyat var bende. Hep çok dinamik olmak zorundasın. Hmm. Arada duramazsın. Kesinlikle katılıyorum. Bir şeye bakamazsın. Halbuki... Arkadaşlar tuvalete gidiyorum desem bile tuvaletten hızlı dönmeliyim falan gibi. Öyle halbuki bir saçma. Mesela bak Can'ın programlarına. Can böyle relax tam rahat. Yani böyle takılıyor mesela. Tabii, tabii. O rahatlığı yakalamak çok zor oluyor benim için de. Ben hakikaten böyle tabii. Devamlı böyle tutmalıyım. Lay 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 falan şeklinde. Yok çok olmaz. Seyirci gider bilmem ne olur evet. Falan. Öyle bizi öyle öğrettiler Allah kahretsin. Tiyatroda. Yayıncılıkta şey noktasına ulaşıyorsun bir süre sonra. Yeterince uzun yaparsam yapabilirsem. Lüks restoran tuvaletinde kolonya tutan teyze enerjisine ulaşıyorsun. Anladın mı? Bildiniz mi o enerjiyi? O böyle hani oturuyorsun orada sakinsin. Karanfilin var orada. Çayın gibi bir şeyin var. Önünde karanfilin var. Kolonya var. Arada mesela chatten birisi bir şey soruyor. Tamam hemen kolonyanı alıyorsun böyle. Diyorsun ki aa Sedat'cığım sen de haklısın o konuyla ilgili. Tuvalet kağıda vereyim mi diyorsun? Abi da. Şu uzama vardır biliyor musunuz? Yeter de böyle şeydir Türkiye. Şu bak şimdi dök sen kolonyayı. Yukarı aldığın zaman daha... O süper jest. Süper yakın. Dur demektir o teyzeler bokunu çıkar. Niye bizde fazla ikram etme var ya? İşte Anadolu'nun ismi oradan geliyor ya abi. Ne var? Anadolu'nun ismi oradan geliyor ya. Bunu okumuşsundur artık. Ay bilmiyorum. Anadolu. Ayran koyuyor askerlere. Askerler kaybolmuş bilmedikleri bir coğrafyada. Neyse. Susuzlar tabii matraları boşalmış. Neyse sonra köylü bir kadına rastlamışlar. Demişler ki ana suyun var mı? Kadın da demiş ki var yiğitler gelin koyayım falan. Ayran ben ayran versiyonunu biliyorum. Peki ayran olsun ya işte neyse. Niye ayran içsinler susamışken onu anlamış değilim ama yani. Tuzlu hani, içecek. İnsan içi kıyılır. Neyse su içecek bunlar diyelim daha sağlıklı yani anladın mı? Saçma sapan şeyler içmiyorlar. Nereye olsun? Ayran içiyor içi kıyılıyor. Cephede. Yandım. Cephede güneşin altında 20 kilo çantayla ayran niye içsinler abi? Böyle. Neyse teyze bunlara su dolduruyor. Matrayı dolduruyor su. Bunlar diyorlar ki ana dolu diyorlar. Ama bunlar teyze diyor ki yine yok yok diyor. Ana dolu. Yani koyuyor yine de koyuyor. Diyorlar ki ana dolu diyor. Öyle öyle buranın ismi Anadolu kalıyor. Aa, çok İşte iyi. Bitmiyor testi. Tabii. Çünkü Anadolu işte çok bereketli coğrafya ya.
mitolojik öykümüz bunu anlatıyor işte yani. Çok öncesinde bir baba var. Babaya gidiyorlar. Evet. Babadan sonra baba da böyle size sızıyor. O yüzden yani baba dolu olamıyor hiç. Yok olmuyor. Baba pis bir şey mi kötü? Kötü şey bir karakter. Seviyor ama sert bir karakter. Aslında pamuk gibi bir kalbi var. Bu arada artık süper teşekkür diye bir şey çıkardı YouTube. Haberin var mı bilmiyorum. Wow. Bundan sonra size çok teşekkür ederim dediğinizde süper teşekkürden para atmak zorundasınız arkadaşlar. Siz belirliyorsunuz parasını. 1 liradan sonsuza kadar yolunuz var. Sonsuz lira. Süper teşekkür güzel. Bir de hadi o paralı. Abone olmak bedava. Hala abone olmayanlar var. Ayıp. Katılı demiyorum. 100 bin. Katıldan 100... bahsetmiyorum. O başka konu. Kuru kuru teşekkür çağı geçmişte kaldı. Artık bayağı meblağınızı giriyorsunuz. Ne kadar çok teşekkür ettiğinizi oradan anlıyoruz. 1 liralık mı teşekkür ediyor? 1 milyon liralık koca teşekkür mü ediyor? Tutar mı sence bu iş süper teşekkür? Bence çalışır ya. Çalışır yani mı? Abonelik sistemi de hani millet şey diyordu ya, çalışır mı çalışmaz mı falan diyordu. Çalıştı valla. Benim kanalı 5000 abone yaptım. Geçen hafta dedik ki bize logo, arma yapın dedik. Seyircilerimiz sağ olsunlar bize kütür kütür tasarımlar yapmışlar, göndermişler. Bakalım. Onur Ak diye bir arkadaşımız dördümüzün logolarını göndermiş. Niye mesela Barış Kraloğlu? Bu yer mesela çünkü sinema, okey. Kalkan var, kalkanın etrafında da eski tip kameralar var. Eski tip kameralar. Dede sinemacı. Demiş. Dede sinemacısın sen diyor. Hmm. Evet. Genel olarak kalkan motifi üzerinden ilerlemiş kardeşimiz. Evet, ikincisi... CC'ye balta koymuş Cevdet'e direkt. Çünkü cüce. Cüce balta, şu ne? O işte orada yazı yazması gerekiyordu, yazmıyor orada ama. Şey yazıyor. Aternum lux, aternum falan yazıyor böyle. Aynen. Akıllıca. Bakalım, öcü... Burada da bir joystick şey, konsol şeyi koymuş. Ömercan böyle player'lığıyla mı ön plana çıkıyor ya? Yo, Half-Life oynamayan adam değil mi abi? Evet abi, ben de öyle biliyorum. Johnson Grun'a bitmiş şişe. %40 alkollü viski koymuş hem de. Abi, evet, %40 yazmış, bitmiş şişe. Ne diyorsun? İş yapıyor mu? Valla benimkinde gamepad artı viskiyi görmeyi tercih ederdim yani. ÖC'ye yedirmiş bütün şeyleri, gamepadleri. Game'i oraya vermiş. Bana da sinema demiş. Ömercan Gültal'a ne koyardınız ya? Ben olsam Civilization falan yapıştırdım Ömercan'a. Hayatın %50'si adamın Civilization'ı bir ara, hala öyle mi? Doğru. Çok oynuyordu. Çok oynuyordu. Evet. Bir de Mount & Blade. Onur Ak, teşekkür ederiz. Merhaba, ben Dejoy'i. İlk maili açıklama yazmamıştım. Dejoy'i çok tanıdık bir isim ya. Bir pençesinde kürek tutarak CS'nin kişiliğini, diğer pençesinde viski tutarak hobisini sembolize eden dokunaç kuyruklu sungur. Dokunaç da waifu sevdasını temsil ediyor. Üste de hanedan sloganı. Güldal. Çikolata dolu bir leğende yetişen dikenli gül ve hanedan sloganı. Neden Torni ve Horni? Çünkü Torni ile ilgili başlı kafiye bulamadım. Demiş. İki tane yapmış. Bizi yapmamış. Bizi yapmamış. Waifu Whisky Web. Waifu nedir hocam? Japon karısı. Sanal Japon karısı ama. Hmm. Gerçek birey olmayacak. Waifu. Bir şey Waifu'dan çok... türüyor. Bu bayağı güzel bir logo ya. Güzel olmuş hakikaten. Ama. Ha. Sen demiştin ama bana illa... Bu gelecek diye. Mantıklı abi çünkü soyadım hali hazırda. Bak Ömercan'ın da soyadından gelmiş. Dön ona da. Çikolata poşetinde yetişen gül dal. Çok mantıklı. Bunu ben çok beğendim. Torni Horni ne alaka? Torni dikenli. Horni de azgın. Azgın dikenli. Hmm. O da çünkü kahveye demiş. Geçen hafta Horni... pornografik bilgisiyle bizi güldürdü biliyorsun. Doğru. Çikolatadan çıkan gül, çikolatada yetişen gül güzelmiş. Ben bunu bayağı beğendim. Keşke bize de yapsın. Biraz daha çikolata motifleri işleyebilirdi bence. Tuhaf böyle kahverengi bir sıvıdan çıkıyor gibi de olmuş biraz. Doğru. Gibi mi? Ya yani şu şeyin içinde bir bar, bir şey bar olsaydı ha. Evet, evet, bardan erimiş oradan. Veyahut da inek var oradan hani milk su akıyor böyle süt akıyor falan. Evet olabilirmiş doğru. Ama sevdik. Enes Çelik bize selamlar sevgili dedeler. Siz istediğiniz biz yaptık. İşte dedelerin hanedanlık armaları demiş. House of Sungur. Çift başlı yarasa Batman şeyine koymuş evet, bu sefer. Çok da güzel olmuş bence. Çok sade bence ve... Bence bunun tasarımı da hoş olmuş. Evet, evet. Sade ve şık değil mi? Ortadaki çizim de tatlı ha. House of Kraloğlu. Bir tane serkül elli şövalye mi? Kraloğlu'nun sen ne olduğunu söylemiştin geçen? İşte beyaz saçlı bir süvari asker. Yok sen kılıç tutan adam yapıştırmış sana. Bu kılıçlar süvari oldu. Süvari olabilir işte. Bu biraz kılıçlar yani, oldu değil mi? Kılıçlar oldu olmuşsun bu olmadı. Sen. House of Canber. Yine cüce. Ama sen artık düğününde cüce şey baltayla gittin Cevdet. Yani sen buradan çıkamazsın artık. O şey Can Türkdoğan'ın kakası gibi oldu senin baltan. Doğru yani. Söylüyorsun. Şimdi burada balta var. Aşağıda sakalının şeyi var. Ama bambaşka bir şey söyleyeceğim. Buna baktığımız zaman ben şey görüyorum. Gregor Samsa.
Ben niye böcek mi? Böcek gibi duruyor bana. Evet. Sanki böyle bir hamam böceği. Hamam böceği gibi. Bu ortadaki böyle şey galiba. Bir yarattım. Şu Leonardo da Vinci. Evet, Ninja Kaplumbağa. Ben Ninja Kaplumbağa aynen işte. Ömercan'ın gülü biraz ucuza mı gelmiş acaba sanki? Güldal, House of Güldal biraz şey gibi, şey paraf gibi. House evet gibi olmamış da, ha aynen. Paraf yani. Böyle Ömercan'ın alta imzası gibi olmuş, aynen. Bunu İyi sevmedim. Ama diğerleri güzel. Güzel, yok, güzel. Diğerleri güzel şeye güzel uymuyor. Genel dile uymuyor Güldal gibi sanki. Hmm. Evet, doğru. Bunlar hep köşeli köşeli. Diğerleri şeyler vektörel bu çizim. Aynen. Kaspar Neher demiş ki merhabalar efendim. Ekte 4 dediğimize ait arma tasarımları bulabilirsiniz. Aa, ciddi ciddi uğraşmış millet, ne güzel. Umarım ya hoşunuza gider. Teşekkürler Kaspar. House of Kraliçe bu galiba. K harfinden anladığımız kadarıyla. Yine bir hançer. Hançer. Hançer yani. K'ya batırılmış. Yanlardan da Paint. Güzel bir programdır isimli. Devam ediyoruz. Güldal bu da işte. Güldal. Geek yaparı Güldal demiş. Saçları benziyor ama. Saçları benziyor. Sizce neyi iskelet? İşte ölümü temsil ediyor herhalde. Ha yok, sağlık sektöründeki girişimlerini temsil ediyor Ömercan'ın ailesi. Olabilir. MRG's falan demişti ya. Olabilir. Bu ben miyim? Osuruyor muyum? Zort mu yapıyorum? Sen niye, sen niye osuruyorsun? Bilmem. Böyle bir şaka mı var bilmediğimiz yani? Yok. Zeytin dalı var ve osuruyorsun. Can yayında böyle arkadaşlar falan diye böyle saçmasın. Mer 10 bin izlenmeye başlamış böyle. Bu öyle bir şey oldu, duyardık. Haberim yok vallahi bundan. Zeytin dalı. Can Türk'ten olmasın oğlum? Yok ya. Yok. S yazıyor ya. S bir tek sende var. Bende var, doğru. Cüce. Cüce. Değil mi şu cüce motifleri değil mi şimdi? Bu kardeşimiz pek uğraşmamış. Bu paint... alıp harf koymuş gibi yani her şey. İnternet açıp paint'i bazı motifler seviyorum bulmuş ve bazılarımız atama yapmış onları. Paint'e merakı yüksek bir arkadaşımız evet, diyebiliriz. Evet. Devam ediyoruz. Chut Design. Merhaba. Profesyonel bir grafik tasarımcı olarak arma yarışmanıza katılmak istiyorum. Çalışmalarım genelde büyük müşterilere özel hazırlanır. Hatta yeni İngiltere Kralı'nın armasını benden istediler. Ancak takvimim dolu olduğu için yapmadım. Bir an Chut Design. Fakat... Dediler sofrası kralı deyince... Pele değil mi? Aynen. Fakat dediler sofrası deyince akan sular durur. Buyurunuz. Not 1. Paint'ten yapmış diyenler bu işten anlamıyordur. Not 2. Tarafımız belli olsun. Çok yaşa Sungur Paşa. Sungur gelecek, dertler bitecek. Hizmet ver köpek. Teşekkürler. Harun Chut Design. Evet, Paint'te yapmış mı? Ama bir şey söyleyeceğim. Bu Paint'te uğraşmış en azından. Evet, evet, evet. Bu kaliteli Paint. Paint'te üst düzey. Güzel aydanlı. Biz gülerek dalarız. Oha. Hem gülüyor hem de suya dalıyor. Çok iyi. İlk defa gülden yaklaşmamış. Helal olsun sana. İlkokul seviyesi biraz daha. Gülerek dalarız çok iyi. Yani ilkokulda naifliği var hani. Devam. Sungur aydanlı. Hünkârımız var olsun. Aa, Ceren de koymuş işte. Biz Civilization yeni açmıştık ya, Ceren de böyle aynı bu kılıklar. Ha evet. Onları koymuş. Onu koymuş doğru, şapkalar. Hı. Can ver aydanlı. Can veriyorsun bak sen. Başın... Rahmet. Ailemin sloganı bu. Başınız sağ olsun. Ne demiş canverler? Başınız sağ olsun. Bir daha bir hayatta en sevdiğim şey çizimlerde biri öldüğü zaman gözünün içi. Çarpı suratı. Bayılırım. Çarpı gözünü. Babamız süvaridir bizim. Bak dinlemiş geçen bölümü yapıştırmış. Bu güzel beyaz saçlı. En çok yemek verilen bu sanki ya. Evet, beyaz saçlı adam aşırı neşeli bir çocuğa el veriyor bak. Aşırı aynen neşeli yüzüne bak. Olsun senin saçların ha. Bediran Halis. Dedelerim normalde pek alakam yoktur çizimle ama içimden geldi. Sungur Avcı Kuş. Bir ise hanedandaki ilk CS oluşundan geliyor. Umarım Şişko Samuray armasını beğenir. Ve kalp koymuş. Ooo. Güzel, değişik. Hmm. Bu kişisel, sadece sana yapmış. Okey. Kişisel blog. Bu arada I Love Sungur gibi bir şey de oluyor sanki değil mi? Evet. Böyle bakınca. Evet evet. Kalp evet ve kuş. Biraz daha sanki böyle Beşiktaş tribün havası da var değil mi? Hani evet böyle... doğru. Çarşı grubunun bir ha, değişik arması gibi. Çarşı grubuna karşı grubu. Sen takım tutuyor muydun? Yok. Atalay Kalem göndermiş bunu. Instagram'dan attı abi, dinlerken çizdim diye. Ha böyle yapmış. Hodo. Çok güzel. Kuşları çizmiş, viski şişesi koymuş. Viski şişesinin içerisinde de uzay var. O da şey, bizim yakın evren uzay keşfi teması var ya YouTube kanalında. Bir şey söyleyeceğim, bu bayağı oturup kara kalem çizmiş mi ya? Helal çizmiş olsun yani ya. Helal yapmış, helal olsun. Vallahi helal olsun. Ben yarışmaysa bu, yarışmayı kazanmaya değecek bir şey bulamadım. Yok yok, o dördünü birden paint'te yapan arkadaş bence iyi ya. Kazandı mı o? Yani o bir tema tutturmuş en azından, şey gibi düşün. Hani onun üzerinden bir yerlere gidersin yani. Yani sırf Ömer'den gülerek dalma... Şey bir puan kazanır. Niye çarpılar var? Sen seversin.
X var doğru. Bir şey söyleyeceğim. Ben de onu daha böyle yaratıcı buldum. Bir ödül verecek miyiz hocam? Çut dizayn. Ödül vereceğiz. Ne vereceğiz? Ne ödül veriyoruz biliyor musunuz? Zamanında Cevdet'in tasarımı olan Dedeler Sofrası'nın uzak doğu dillerinde yazılmış bir versiyonun logosu vardı. Ve kimono. Onu, kimono'nun üstüne basmıştık. Onu siyah bir kimono duruyor bende. Hiç giymedi, gıcır gıcır sahibini bekliyordu yıllardır. E tamam, gün bugündür yani. Gün bugündür, gönderelim. Çut Design'ı mutlu edelim. O Çut zaman... Design bize şeylerin kargo şey bilgilerini ver, ben sana göndereceğim. Hemen dedelersofrası@gmail.com'a yazıyorsun. Şimdi bunu duyduktan sonra gaza geleyim. Ben de tasarım. Dersiniz iş işten geçti koçum. Zamanında yollayacaktınız. Diğer zaten, yarışmalara bakacağız artık. Zaten işçilik kalitesinden ziyade fikir kazandı dikkat ederseniz. Aynen öyle. Kafamız çok rahat. Hülya Avşar Güzellik Kraliçesi seçilmişse de Güzellik Kraliçesi tacını almışlardı. Bakire değil diye. Bunu ben mi hatırlıyorum bir tek? Öyle bir şey biliyorum. Evren de boşandı da sonradan girdi ve bunu sakladığı için. Hülya çünkü... Avşar'ın ilk meşhurluğu adım atışım bu. Abi çok enşit bir bilgi. Belki de yanlış hatırlıyor olabilirim. Böyle bir şey kalmış aklımda. Bu yazan mı? Bir de İbrahim Tatlıses'in peştemalla oturduğu bir sahnede penisinin gözüktüğüne dair çok antika bilgilerim var. Bunlar da ilkokuldan kalma bilgiler. Şimdi şunu merak ediyorum. Eğer şayet anılarım beni yanıltmıyorsa ki burası dedeler sofrası. O yüzden yanlış hatırladığımız şeyler üzerine konuşabilmek için en doğru program. Hakkımızdır baki. He, 80 senesinde falan diye ben burada anlatsam kim diyebilir ki yanlış biliyorsunuz. Zaten dedeler sofrası yazmışız biz buraya. Benim burada kimseye hiçbir şeyin borcum yok ya. Aynen. Aynen öyle. Şimdi ben öyle hatırlıyorum ki Hülya Avşar Güzellik Kraliçesi seçiliyor bilmem ne senesinde. Bilmiyorum, çok ancient zamanlardan bahsediyoruz. Yüzüğün dövüldüğü zamanlarda Güzellik Kraliçesi seçiliyor. Bakma işte. Bakmayın. Dedeyiz ya biz. Tamam, bakarsak o zaman ben Wikipedia'nı açayım, her şeyi geleyim böyle olur. Ne güzel. Çünkü merak ettim çok. Seçiliyor Güzellik Kraliçesi olarak. Sonra bakıyorlar ki evlenmiş boşanmış. Evlenmiş boşanmış. Biliyorsun Türk toplumunda dul kadın. Pis. Bakire bile değil. Haliyle tacını geri alıyorlar. Abi eğer böyle bir şey olduysa inanılmaz çirkin ya. Bu olayı ben nereden hatırlıyorum? Şuradan hatırlıyorum. Daha sonra başka bir sene daha bir kadın Güzellik Kraliçesi seçilmişti. Boşanmış mı boşanmamış mı diye çok ciddi televizyonda falan böyle bangır bangır olay dönmüştü. Hep de diyorlardı ki Hülya Avşar'ın tacını alır, Hülya Avşar'ın tacını alır. Hülya Avşar'ı yanlış hatırlıyor olabilirim ama. Yani ama şey... Bu olay oldu. Ama Hülya Avşar mı değil mi bilmiyorum. Bunu ben de biliyorum. Ama bu tartışmayı hatırlıyor musunuz? Eğer boşandıysa veyahut da kapından içeriye penis girdiyse güzellik tacını takamaz. Yani oraya getiriyor. Evet. Niye? Bu hastalık değil mi? Hastalık. Hastalık. Manyaklık değil mi bu? Kesinlikle manyaklık. Yani akıl hastası insanlarla dolu bir toplum yetiştirmez misin? Böyle tuhaf tuhaf şeyler yaparak yani. Şimdi Can Hocam, bir kadın birine ait olmalı. İkincisine olmaz. Ancak bazı durumlar, istisnai durumlar vardır. O da eş ölür, ne yapsın? O kadın da yazık değil mi? Niye? Eş ölünce eşiyle beraber gömmüyor muyuz abi kadını bizde? İşte Allah'tan oraya girmedik de. Orada bırakıyoruz yani. O Mısır'da kalmış. O Mısır'da kaldı. O henüz bizde. Yalnız... Şu an onunla ilgili çalışmalar yapılıyor. Can, sen demin İbrahim Tatlıses ve Hülya Avşar'ı aynı cümle içerisinde kullanınca benim aklıma Aşıksın isimli film geldi. Onların sevgili olduğu bir dönem vardı abi. Abi var. Öpüşüyorlardı bak. O kare şu anda burada. Bantuz gibi. Bak şöyle Hülya Avşar yatıyor. Üste İbrahim Tatlıses kafaları var sadece kadrajda. Ve böyle bıyık ve öptüğünü hatırlıyorum şu anda. İnanılmaz. Bir dudakla bütün kafayı alıyordu İbrahim. Hülya Avşar nazlar yapıyordu böyle, oyunlar yapıyordu. İbrahim Tatlıses de böyle yo yo falan yapıyordu. Öyle kalmış aklımda bu arada. Evet. 20 sene öncesi yo yapmıyor da olabilir belki de. Yo belki başka biriydi yani. Yo. İbrahim Tatlıses'i hep başka seslendiriyordu. Jön gibi biri. Bir tek şarkı söylerken daha böyle işte açıksın falan yapıyordu. Evet. Normalde merhaba Hülya Hanım nasılsın falan diye bir seslendiriyordu. Çok çirkindi o yüzden. Şey yok muydu ya? Yok Hülya Hanım. Hani böyle bir öyle bir şey yok muydu? Yok yok yok. Bu kim? Bu ne? Ben de böyle bir risk almış. Bu şey. Bu normal. Ne şu anı mı? İbo Show zamanı. Yani İbo Show'dan kalmış olabilir. Var mı böyle bu Hülya Hanım? O var mı? Var var. Hülya Hanım. Benim anneannem izlerdi çünkü İbo Show'u. İnanılmaz izlerdi ve hala izliyor baydı. Abi bütün Türkiye izlerdi İbo Show'u ya. Bütün Türkiye izlerdi. Bayağı kilitlenirdi herkese. Ama alternatif de yoktu galiba, o yüzden biraz. Başka o sırada kaç kanal vardı? Ben şeyi hatırlıyorum. Aşırı eskiye götüreyim mi sizi? Türkiye'nin ilk talk show'unu hatırlıyor musunuz? Cem Özer. Beynimizi tokatlayan mı?
Cem Özer değil, ondan önce bir herif daha vardı. Sakallı. Rüstem Batum. Rüstem Batum. Hmm, onu bilmem. Gerçek dedeler anlaşılsın. Heh, Rüstem onu Batum. Bilmem. Beyninizi tokatlayan program, hatırlıyor musun onu? Hiç hatırlamıyorum işte. Böyle bir tane şey var, teaser'ı. Ha. Herif elinde böyle bir tane şey var, kova var. Kovanın içerisinden bir tane beyin çıkarıyor. Tak tak vuruyor, beyninizi tokatlayan program diyor. Ne yapıyorlar sonra programda? Konuşuyorlar. Konuşuyorlar, muhabbet oluyor. Rüstem Batum çok absürt bir şey yapmaya çalışıyor ama çok kötü. Yani bazen şöyle oluyorum. Good old like days muhabbeti çıktı ya son zamanlarda. Vay Üsküdar televizyonlarımızda neler oluyormuş diye. Bir noktada diyorum ki acaba o seneler daha mı iyiydi? Sonra da diyorum ki bir noktada acaba o seneler daha mı kötüydü ya? Gerçi artık televizyon da izlemiyorum ben. Yani şey bitti bende. Şu an televizyonda ne var diye sorsan asla bilmiyorum. Çünkü eskiden şeydi ya. Çocuktuk. Telefon yoktu. Hiçbir şey bilgisayar yoktu. Hiçbir şey yoktu. Evde de bir tane televizyon vardı. Onda da kim ne açarsa ona mahsur kalıyorduk. Yani şey yani... O şeyden çıkamayış çok kötüydü. Ne varsa televizyonda ona kalıyordun ya. Ama ben bu aralar bir şey duyuyorum mesela çoğu insandan. Böyle şey yarışma programlarını izliyorlar. Survivor. Hah, Survivor, MasterChef bu tip şeyleri izliyor. Onlarda şey yokmuş ya. Çünkü. Hiç terbiyesizlik yokmuş yani. Hmm. Sen bilmem ne yaptın arkadaşımın çocuğu falan yapmıyorlarmış. Orada üstadlar yapıyor terbiyesizlik. Bazı yarışma programları sırf onun üzerine kurulur ki. Onu izlemiyor mesela böyle bizim gibi televizyon normalde izlemeyen ama ya bir tek şeyi izliyorum, MasterChef'i izliyorum diyen var çünkü yemeğin yapılması hoşuna gidiyor, tarif hoşuna gidiyor, kendi de denemeyi seviyor filan. Hayır abi ben o programı izledim, bunu söyleyen palavra atmıştır. Orada da şöyle bir durum var. Ustalar azarlıyorlar devamlı. Ve devamlı böyle sen bunu yapamazsın, böyle olmaz falan diye böyle hani çok yani kötü bir program bence ya. Ben şey yapamadım ya, izleyemedim. Orada rol biçiyorlar ama insanlara jüri olarak. Tabii tabii canım. Yani... Ben sevmiyorum o tip şeyleri ya. Ben insanları toplum önünde azarlattıran programları izleyemiyorum abi. O işin başı biliyorsunuz Gordon Ramsay rahmetlik hatırlarsınız. Sarışın, sinirli böyle what the fuck deyip milletin elindeki tabakları vurup böyle ortalığı yıkmalarıyla falan. Ben bilmiyorum. Hell's onu. Kitchen ilk MasterChef. Ha, yani ya MasterChef okay. Ya Hell's Kitchen. Hell's o Kitchen. 15-20 sene oldu herhalde. Bu babayla beraber başlıyor programla. Gordon Ramsay bilmiyor musunuz ya? Biliyorum biliyorum. İlden mimlerden görmüşsünüzdür. Böyle sandviç alıyor, böyle sandviç pişmemiş yanaklarına koyuyor. Yani o mesela hani hakaretin dozunu tur bindiriyor yani. Hani o kadar hakaret ediyor ki az hakaret ettiği zaman ha seni sevdi falan oluyor insanlar. Çünkü hani şey gibi değil yani. O herifte ayrı bir büyü vardı hacı. Herif televizyonda o kadar aşağıladı ki insanları şova dönüştü. Ve böyle sanki artık aşağılamıyormuş gibi oldu. Anlatabiliyor muyum bunu? Yani rencide olursun ya. Bu herif o kadar hakaret ediyor ki. Ha adam haklı falan diyor millet. Yani onu tur bindirmiş nadir adamlardan bir tanesi. Bir de şovun buna dönüşüyor ya bir yerden sonra. Yani gideyim de bana da hakaret etsin. Yani o iyi bir şeye dönüşüyor birden. Ya pek de öyle değil gibi. O adam. Yani o açıdan da çok ilginç. Herif harbi sinirleniyordu yani. Şey sinir ama böyle. MasterChef'teki format ne bilmiyorum bu arada ama burada şey vardı yani. Böyle line şefler çalışıyor hat halinde. Hani birisi bir şey sıcak alacak öbürüne verecek. Harbi mutfaklar öyledir ya çünkü. Mutfakların hiçbirinde şefler tek başına yemek yapıp böyle. MasterChef'te ben öyle gördüm. Bir iki baktım. Herkes evet. Böyle kendince bir şey yapıyor. Hocam herkesin bana bakıyor falan kendi böyle. Kendi mutfak, portal mı şey mi ne devirse olsun. Bunlar line şef abi mutfak usulü. Hani sen burada marulu keseceksin adam yandan köfteyi verecek de buraya hamburger geçecek falan tarzı. Hani zincirde birisi sıçınca herkes sıçıyor gibi bir mantık oluyor. Abi de harbiden restoran yönettiği için hani tam şeyci böyle asker yani. Hani dönmeyeceksin, tırnaklarını keseceksin bilmem ne o daracık yerde hızlı hızlı işini yapacaksın falan. Nefret kusuyordu milletin üstüne. Şey geliyor böyle et geliyor böyle ete bakıyor. This is raw oluyor böyle çok yere vuruyor falan. Hani çok sinirli bir herifti. Ben bu yemek yapma programlarının şeyini de sevmiyorum. Hani bana şey daha anlamlı geliyor. Yani böyle Instagram'da işte fıst fıst fıst. Diye gösteriyorlar ya. Onları izlemek daha keyifli geliyor. Sen sadece yapmak odaklısın. Süreci sevmiyorsun. Evet süreci yani o süreçte konuşuyorlar falan. Neden yanlış yaptım acaba? Neyi eksik yaptım? Bunlar beni hiç ilgilendirmiyor. Ve inan bana bak o MasterChef için söylüyorum. Çoğu da böyle geçiyor. Yani ne yaptığından çok işte neyi unuttun? İşte hocanın sana, ustanın sana ne dediği falan. Tabii Survivor gibi işte. Orada da oyunun bir önemi yok ya. Yani oyun ya. Bitiyor sonrası hani önemli. Doğru. O bana böyle davrandı şu bana şöyle dedi. Televizyondan koptuğumdan beri çok keyfim yerinde valla. Herkese de tavsiye abi, ederim diyeceğim. Abi sana bir şey söyleyeceğim. Galiba yeni kuşak hiç televizyonda yok diye düşünüyorum ya. Yok. Yok. Yani televizyondan kastınız bildiğiniz kanallar değil mi yani neticede? Tabii tabii. Film izliyoruz yani. Televizyon cihazı değil canım ha. Yani. Ama bu çok canım oldu be canım. Canım istediğin yani saatte istediğini seçip izleme oluyor. Bak, bence şey mi? Üniversite için evden çıktıktan sonra televizyona bir daha düşmüyor olabilirler. Çünkü bende de temelde öyle oldu aslında. Doğru. Ne zaman ama evinden çıktım. Eve TV almadım lan. Kesinlikle. İhtiyaç hissetmedim yani. 20 senedir falan izlemiyorum. Ben de çıktım da paramı almamıştım. Ben de.
İlk evime çıktığımda. Ben paran olsa Lig TV'yi mi bağlatacaktın hemen ilk haftada? Yok, Lig TV zaten kullanmadım diyorum da. Sonra bir arkadaşım bana 50 ekran böyle tüplü televizyonla hediye etmişti. O normal bir şey alınca. Plazma alınca. Onu koydum böyle. Sonra dedim ki ulan dedim, burada dedim, bir şey açayım ben. Müzik kanalı açayım, fonda da olsun. Dream TV açtım böyle. Hmm. O dönüyordu arada. O berber gibi oldu mu evin? Bir berber oldu hep, ondan sonra bıraktım. Sonra da kapattım. Bir daha da kullanmadım. Valla ben de şöyle, hep bir pakette bir şeyle veriyorlar ya. Eskiden öyle oluyordu. İşte böyle kayınvalide, anne falan gelince illaki şu dizim var, bu dizim var, aç diyorlardı. Öyle açıyordum. Şimdi ona da gerek yok. Bazı dijital platformların televizyon kanallarını internetten canlı izleyebiliyorsun. YouTube'dan falan. YouTube'dan ama ben ya de bir şey var. TV Plus mı? Blue TV var. Ha. Blue TV'nin içinde de bütün neredeyse birçok kanal var yani. Oradan açıyorsun. Yo, internetten veriyor. Atıyorum. ShowTV.com kanalları. Tabii onlar şeyde uygulama da çıkardı. Oradan da bakabiliyorsun. Artık ona da gerek yok. Fakat annem artık televizyondan dizi izlemiyor. Aa. Annem Netflix'e geçti. Aa. Geçen gün yanlışlıkla Netflix'ini açtım. Annemin Silmek Kore yapımı abi. Abi nasıl düşünmüş biliyor musun? Niye söylüyorsun o kadıncağın gizli bilgileri? Kötü bir şey değil ki bu. Kore yapımı. Özel alana girmişsin. Kore yapımından. Kore, Hindistan. Yani böyle bir Hollywood yapımı, İngiliz yapımı. Avrupa'ya hiç bakmamış bile yani. Onlardan bıkmış. İnanılmaz. Valla ben Netflix'imin bir şeyine, sekmesine bizimkilere öyle ithaf etmiştim. Ama 5 sene falan oluyor. 4 aydır babam izlemeye başladı. Çok enteresan bir şekilde. Bunlar bayağı ana akımcılar. Babam izlemeye başladı. Ben de senin gibi merak ettim. Baktım. Abi her daldan şey denemiş. Hmm. Bazı filmleri böyle yarıda marıda bırakmış ama böyle ulan dedim güzel. Aa iyi ki bunu da izlemiş dedim ya. Bunu izlemesi süper falan. Böyle biraz şeylere yönlendirmek istiyorum. Atıyorum. Bir Squid Game izlesin babam mesela. Ha, evet, evet. Çok sevdiğimden ettiğimden değil ama ya babamın onu bir görmesini isterim yani. O yaş grubu için ideal bir dizi. Evet, değişik bir şey yani onun. Ebeveynlerin Netflix'ini ifşa ediyoruz. Senin var mı hocam? 4 sene önce düştü bizimkilerde. Ha. Bizimkiler zaten ana akım TV'den bayağı kopmuşlardı. En son gittiğimde falan böyle Digiturk'te bilmem ne kanalları var ya, konsept kanalları. Onlara düşmüşlerdi zaten sıkıntıdan. Ana TV'den kopmuşlardı. Fırsat PLC falan gibi mi girdiler. Yani? Yok böyle işte yok Movie Max. Ha anladım. Bütün gün dizi film oynuyor. Hallmark falan vardır. Bunun böyle biliyorum. Şey İngiliz dizileri, kırsalda adam bisiklete biniyor falan. Böyle konsept kanallara düşmüşlerdi en son. Netflix'e geçtiler vallahi onlar da yani. Ve hani şey geriye bir daha da dönmediler. Annem en son Disney Plus soruyordu yani. Account'unu versene gireyim buradan falan dedi. Ben hepsini paylaştım. Ben de dedim ki anneciğim algoritman bozulur. şey yapabiliyorsun. Disney Plus account'u al kendine dedi. Disney Plus'ta şey bile var bu arada. Account'una şifre koyabiliyorsun. Benim şifreli. Aa. Yanlışlıkla annem girer. Orada benim algoritmam bozar diye. Annen girmesin diye şifre koyacak yıllara gelmiş. evet, evet. Vay vay vay. Ama yani kötü bir şeyden değil Disney sonuçta. Yanlış anlaşılmasın yani. Vallahi ben de aynı sebepten dedim ki anacığım siz bir account kendiniz açın. Karışmasın o işler. Çünkü algoritma ben de ana sayfamda çer çöp görünce çok sinirim kalkan bir insanım yani. Canım. Şey yapıyorum yani böyle. Orada sen yıllarca bilmem ne dizisi izlemişsin. Bir bakmışsın Hikmet'in intikamı diye boktan bir tane Türk filmi. Abi tabii canım şey bile farklı oluyor yani. Tuğba ile bakıyoruz mesela. Ben diyorum belli ki Tuğba'nın şeyindeyim. Çünkü baya böyle hani kadın başroller göstermeye başlıyor bana devamlı. Bense 90'lar çocuğu olarak. Tabii o şey değişiyor zaten bu arada işte. Kadın sen erkek sen thumbnail'lar falan tabii, göre değişiyor, böyle. Mesela aynı, atıyorum. Aynı başka oluyor. Uyduruyorum şu anda. Hakan Muhafız'ı izlemişsin diyelim. Hakan Muhafız'ın içinde Mehmet Kurtuluş oynadığı için Mehmet Kurtuluş'un oynadığı başka bir dizinin ama küçücük rolde oynamasına rağmen tam buna Mehmet Kurtuluş'u koyuyor. Aa bu herifi ben sevmiştim ya Muhafız'ı. Dur bakayım diyorsun. Kütonu açıyoruz. Böyle üç katlar var hocam. Böyle böyle kazanıyorlar abi. Peki sen oradan kazanıyorlar. Böyle kazanıyorlar. Disney şeyini Türk yapımından izledin mi hiç? Yerli yok yapımdan. Ya. Merak etmedin mi? Ne yapıyor bunlar? Bir şöyle bir göz atayım. Bir tane peşmerge tipli bir herif var. Evet. Daha da terörist silah sıkıyor bilmem ne. Böyle yani, ne olabilir yani? Ne olabilir? Gerçekten o kadar ilgimi çekmeyen bir ne olabilir açar yani? Açar Call of Duty oynarım yani bu arada. Ha yani çok meraklıysan Call of Duty oynarım. Koma 90'ları özledim dersen aç Commandos oyna yani. Aynen aynen. Valla ben hepsine bir bakıyorum gelince yani fikir edinmek için yani sararsa bitiririm de sarmıyor. Bir tek şeyi bitirdim Zeytin Ağacı'nı. Yani çünkü tek başıma izlemiyordum onu da. Zeytin Ağacı Netflix'te değil miydi ya? Netflix'te o evet. Yani bütün işte şey yerli yapımlara bakıyorum. Dedene tokat attıkları için senin de buranda beş parmak izi var tarzı. o evet. Geri zekalıca konseptleri ciddiye alan program değil mi? Neredeyse o. Ve işin kötüsü onu gidermek için de mesela kuş uçuruyorsun o gidiyor. Ben ÖSS'ye gireceğim zaman 2-3 tane arkadaşımı R2 merkezine gönderdim. Mesela o zaman R2 modaydı bak. Ha, R2 verdiler. Sonra da şey olmuş. Ya
Sınava girmeden önce 500 TL atıyorsun Reiki hocasına. Reiki gönderiyor sana. Sınav esnasında. Siz diyor tamam diyor çocuklarınız geldi bana ben de onların çakralarını açtım diyor. Ama bak. Onlar sınavdayken ben şimdi buradan diyor Reiki göndereceğim diyor. Yatırdınız mı paraları diyor. Parayı yatırdıysan Reiki'ni gönderiyor. Çok ama mantıklı. Bir şey söyleyeceğim bak. Şimdi sen burada bir ayrımcılık var. Cemaat hiç öyle değil. Cemaat direkt soru cevaplarını atıyor. Doğru cemaati seçiniz. Enerji gelmesin, SMS gelsin. Bu böyle kapanır ya. Bu çok iyi. Bence de. Çok iyi. Bir de şeyi çok seviyorum. Sonuna kadar izlemiyor ya piçler. Hmm. Sonuna kadar izleyen de aşırı en kaliteli izleyicilerimiz oluyor. Buradan onları bir övmüş olalım. Aynen. Sizi de bir övmüş olalım. Sonuna kadar izleyen piçler mi dedin? Hayır. İzlemiyor piçler. Sonuna kadar izleyenler jönizm. Sonuna kadar izleyen jönizmler. Biz jönizmiz diye yorumlara yazın. Diğerleri anlamayacak. Bir şaşırtın onları. Onlar anlamasın. Sonuna kadar izleyen kaliteli esprileri böyle yakalar işte. Ben niye ona bakıyorum? O senin kamera. Ortaya bakalım, ortadan kapatalım. Bir de son kez iki şeyi hatırlatıyorum sevgili dostlar. Bir, süper teşekkür. Can abinize teşekkür mü etmek istiyorsunuz? Abi mi? Oğlum bizim yaşımızdaki insanlar izliyor bence bizi artık. Tabii canım, bizim de şeyimiz öyle kitlemiz. Can arkadaşınıza teşekkür mü etmek istiyorsunuz? Can dostum. Can dostunuza teşekkür mü etmek istiyorsunuz? Parası belli. Kaç var hocam? O benim kanalda abi. Ha pardon, onun kanalda. İster kişisel kanalında ister burada. Nerede istersiniz? Her zaman teşekkür açık. Bu bak, bu ilk söylediğim opsiyonel. Şaka hatta. Ama bu ciddi. Abone olun. Çünkü 38 bin şey abonemiz var. Videolar 100 bin izleniyor. Bir de bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bakın, olmaz bu, böyle. Bu ikisinin de bu tecrübesi var. Cevdet Çim'in Geek Yapar'dan var. Can'ın da kendi kişisel kanalından. 100 bin abone olduğu zaman bir plaket geliyor. Çok havalı bir şey. Ben Can'ın onu da Geek Yapar'dan var bu arada. Tabii. Ya tamam, neyse, kişiselde de var yani. Okay. Gördü yani. Yaşadınız tamam. Mı? Benim cross şu an çok hevesim. Ha sen cross'tan da var. Yok. Benim çok hevesim var. Ben hiç... Bizde ikişer plaket var Barış'cığım. İkişer... Ulan bir tane yok benim be. Biz dedeleri bir 100 bin vuralım da bize de gelsin. Plaket gelsin değil mi? Niye 100 bin? 500 bin be.